Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne? Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve tabii yalanları da. Derya beni kaçırırken bunları giymişti. Ama bu nasıl olur? Attın. Söyle nereye attın? Beni yakmak için giydiğin kıyafetleri. Ama hiç merak etme. Bulacağım ben. Aman dur artık. Dilan bak sen iyi değilsin. Böyle çöp karıştırmalar falan. Ne yapıyorsun sen tatlım? Ne yaptığımı sen gayet iyi biliyorsun. Sakın kurtuldum sanma. Er ya da geç beni öldürmeye çalıştığını ispatlayacağım. Baran, duyuyor musun bana neler söylediğini? Delirmiş bu kız. İyice paranoyakça davranıyor. Artık korkuyorum ama. Sürekli gözü üzerimde. Hayır, canıma kastedecek diye korkuyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Ben sen değilim. Kimseyi öldürmeye çalışmam. Ne oluyor burada? Ne bu rezillik? Hanımanne yine bana iftira attı bu kız. Güya onu öldürmeye giderken giydiğim kıyafetleri çöpe atmışım. Şimdi de hafiyeliğe mi başladın? Sen bizi el aleme karşı rezil etmek için mi uğraşıyorsun? Ya biri görse bu pespayeliğini? Karabeylerin gelini çöpleri karıştırıyor demez mi? Utanmaz, arlanmaz. Mesele sadece çöpleri karıştırmam mı yani? Bak hala konuşuyor. Çöpleri eşeleyene, oradan medet umana... Ne denir sen bizden daha iyi biliyorsun. Layığın orası. Sözüm yok. Geldiğin yer de belli. Ama böyle karşımıza çıkıp çıkıp bizim canımızı daha fazla sıkma. Yeter. Halinize bir bakın. Çöpün başında düştüğünüz şu durumdan utanın. Baran ben... Yeter. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Herkese eve. Hadi. Gel kızım gel. Canımızı daha fazla sıkmayalım gel. Sen ne? Deli gibi göstermeye çalışıyor beni. Ama ben biliyorum. Sakladı onları. Sonra da çöpe attı. Yoksa ben niye durduk yere çöpü karıştırayım ki? Hiç inanmıyorsun bana değil mi? Boş yere konuşuyorum. Zaten sözlerin bittiğinde diyeceklerini de biliyorum. Arka arkaya 3-5 tane emir cümlesi. Otur, kalk, sus, sesini çıkarma, odaya çık. Daha fazlasını beklemiyorum zaten senden. Ama sen dinlesen de, dinlemesen de. Konuşsan da, konuşmasan da. Ben gerçekleri ortaya çıkaracağım. Derya'nın beni öldürmeye çalıştığını ispatlayacağım. Bitti mi? Bitti. Merak etme, odama gidiyorum.
sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Az daha kendini ele veriyordun. Aklını başına topla artık. Ben aslında tuzak kurdum. Böyle tuzak mı kurulur? Önünü arkasını düşünmeden nasıl atarsın kendini kurtlar sofrasına? Tek bir de kusur eden takdire bahane bulur. Bir de onlara oyun oynayacaktın aklın sıra. Biri şu odaya girse o kızın, o yılanın çöpü eşeleyeceğine, bu odaya girmeyi akıl etse ne yapacaktın ha? Ne yapacaktın? Gel şöyle. Hırsıza kilit vurulmaz kızım. Önce bunlardan kurtul. Daha da kim bilir ne açıklarım var. Hepsini tafsilatıyla iyice düşün. İyice hesap et. Yoksa kendini yakman yakındır. Aksi takdirde seni Baran'ın elinden ben bile kurtaramam. Hayda. Oğlum sen niye geldin yine? Biz daha yeni konuşmadık mı? Ne oluyor? Konuştuk. Konuştuk da eksik konuştuk. Ne demek o? Zümrüt beni neden istemedi abi biliyor musun? Sevmiyor seni. İstemiyordu ondan. Yok işte. O iş o kadar basit değil. Şimdi kulağını aç beni iyi dinle. Zümrüt beni istemedi. Çünkü onun gönlü başkasında. Ne diyorsun sen Harun? Duydun işte. Zümrüt başkasını seviyor. O yüzden de beni istemedi. Kimi seviyorum Zümrüt? Açık konuş bakayım. Açık konuşurum. Konuşurum konuşmasına da. Konuştuklarımın arkasındaki gerçekler sana çok ağır gelebilir abi. Harun. Bak canımı sıkıyorsun. Cevdet'im. Sen bir sakin ol. Harun onu demek istemedi. Değil mi Harun? Sen karışma Cevriye. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Benim kardeşimin gönlünde kim varmış? Öyle laf ortaya atıp da kenara çekilmek yok. Benim bunu söylemem doğru olmaz. Bence sen en iyisi onu kardeşine sor abi. La havle, şeytan diyor ki yapış şakasına. Cevdet. Cevdet tamam sakin ol. Harun uzatma artık ya. Yok yere bak Cevdet'i de sinirlendirdin. Git. Bitsen hadi. Tamam, hadi. Yazıklar olsun sana Harun ya. Ama ben senden bunun hesabını soracağım. İşe karışma, bana bırak. Bunları söyleyeceksen hiç zahmet etme. Ben kendime söylerim. Bir şey söylemeyecek misin? Dinlemiyorsun. Dinlemiyor değilim. Kendimi sana inandırmaya çalışıyorum. Haklı olduğumu görmeni istiyorum. Sana inanmama ihtiyacın mı var? Yani... Tabii ki. Neden? Çünkü senin gözünde bir yalancı gibi görünmek istemiyorum. Bu benim canımı acıtıyor. Derya değil, ben yalancı gibi görünüyorum. Bu büyük bir haksızlık.
Herkes benim gözümde olması gereken yerde. Ne eksik, ne fazla. Sen böyle davranarak sadece kendini üzüyorsun. Karışma dediysem, karışma. Neden burnunun dikine gidiyorsun? Haklı olduğum ortaya çıktığında bana bir özür borcun olacak. Öyle sinsi sinsi gelince korktum. Ne yapayım? O zaman bir kere öpeyim de affettireyim kendimi. Biri görür ya. Çık hadi. Dünya kadar işim var zaten. Buyurun Fırat Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Yok öyle bir uğrayayım dedim. Sessizliğinin sebebi ne? Avının hareket etmesini bekleyen bir avcı hareket ederse ne olur? Ne olur? Av sesi duyar ve ürküp kaçar. İşte o yüzden ben de sessizce bekliyorum avımı. Dilan hiç de sessiz kalamıyor anladığım kadarıyla. Evet. Bana da tepkili zaten. Ona karışma dedikçe daha da çıldırıyor. Ona inanmadığını düşünüyor. Halbuki sen sessiz kalarak onu da korumaya çalışıyorsun. Öyle. Güçlü bir kanıt bulana kadar da böyle devam edeceğim. Ama o durmuyor ki. Durduramıyorum. İnatçı. Susmuyor. Anlamıyor da. Keçi gibi. Niye gülüyorsun? Eli çocuk. Bekle. Vallahi hiç üzerime alınmadım. Çünkü ben elit değilim. Hele çocuk... Hiç değilim. Nasıl elit değilsin ya? Şu üstüne başına bak. Magazin programlarından fırlamış gibisin. Ha. Üstüm başım kalmıştı laf etmediğin. O da oldu. Ya sen ne biçim bir kızsın? Yanlış anlamışım. Seni boşuna suçlamışım. Kusura bakma diye özür dileyeceğine... ...bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Pes doğrusu. Bak. Benim bu okulda kendimi koruyabilmem için... Zeytinyağlık yapmam şart. Kuyruğu dik tutmazsan, pençelerini çıkarmazsan başına ezerler. Ama tabii sen bilemezsin böyle bir şeyin, değil mi? Nasılsa Veli'nin okula geliyor. Tamam müdür bey, çekerim ben onu kulağını diyor ve konu kapanıyor, değil mi? Abartma istersen. Ana okulunda değiliz. Hem sen kabul etmesen de bu okulda senden başka da düzgün insanlar var. Sadece bir şans vermeni bekliyorlar. Ne şansı ya? Ya bu okuldakiler bana şans verdi de mi ben onlara şans verecekmişim? Bak, 2 dakikada şutladılar beni, görüyor musun? O mevcut delillere göre öyleydi. Elimizde yeni deliller var. Soruşturma sürüyor. Sürse ne olacak ki? Ne değişebilir? Karar değişecek. Yeni delilleri okul aile birliğine gösterdiğimizde gerçeği görecek onlar da. Sen de okuluna geri döneceksin.
açacaktım bu mevzuyu. Olur mu ders? Olacak. Cihan Karabey var senin karşında. Zoru hemen yaparız. İmkansız. Biraz zaman alır. Nasılsın? Bir de utanmadan nasıl olduğumu mu soruyorsun gerçekten? Her şeyi duydum. Abimle olan konuşmalarınızı duydum. Ya nasıl dersin ya Zümrüt'ün gönlünde başkası var diye? Yazık sana. Ben de seni delikanlı bir sanırdım. Ama öyle değilmişsin, yanılmışım. Yazık. Zümrüt şimdi bak delikanlı da falan karıştırma. Yalan mı? Delikanlı adam yapar mı senin bu yaptığını? Ayıp ya, ayıp. Ne olacaktı, ne geçecekti eline? Adım lekeleyince ne bekliyordun? Seninle mi gelip evlenecektim? Bak ben sadece... Sen sadece ne? Böyle bir şeyden medet umacak kadar zavallı mısın sen? Evet. Zavallıyım kızım ben. Aşkının zavallısıyım. Müptelası oldum ya gözlerinin, nefesinin, kokunun. Beni bu hayata bağlayan tek şey sensin Zümrüt. Anlamıyor musun beni? Dediği gibi aşığım ben sana ya. Ya ben geberiyorum Zümrüt, görmüyor musun beni artık? Harun bırak kolumu. Bırakamam. Ben yıllardır seni buramla büyüttüm. Sana olan aşkımı pamuklara sararak büyüttüm. Şimdi sonradan gelme bir herif için de seni asla bırakamam. Bak ucunda ölüm olsa dahi bırakamam Zümrüt. Harun bırak diyorum. Niye? Korkuyor musun benden? Sen yıllardır tanıdığın Harun'dan korkuyor musun Ümit? Ya ben senin kötülüğünü ister miyim ya? Ya insan sevdiği birinin kötülüğünü ister mi Ümit? Gözlerime bak. Bak orada sana olan aşkımdan başka hiçbir şeyim yok benim Ümit. Bu sonsuz tutkumla yanan aşkımdan başka hiçbir şeyim yok Zümrüt. Bak şu dilimde senin adından başka hiçbir kelimem yok. Bırak kolumu. Bırakamam. Sana aşkımın gerçeğini göstermeden bırakamam Zümrüt. Yeter, kendine gel. Utanıyorum ya senden. Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Gül, kızım, bir şu suyu değiştiriversen yavrum. Yok, açmıyor. Azade Hanım, müsaadeniz olursa bir saatliğine Gül'ü görüp gelsem, merak ettim de. Gidemezsin. Evi boş bırakmak olmaz. Hem senin kız yediği ekmeğe ihanet etti. Cezasını çekecek. Hiç bana öyle bakma. Benim yüzümden oldu Kader abla. Çok üzgünüm.
Ama sen hiç üzme kendini. Ben gerekirse... Hazırlan hadi. Nereye? Gül almaya gidiyoruz. Dışarıda bekliyorum. Zümrüt. Ha, iyi ki geldin Ali. Biz de Cevdet abinle sahile gidiyorduk. Dükkan sana emanet, değil mi? Olur tabii de. Ters bir şey mi var? Ha, yok bir şey yok. Sen niye eli boş geldin? Alışverişe gitmediniz mi? Ya biz Zümrüt'le gittik ama sonra kartı unuttum diye geri döndü. Sonra da gelmedi. Eve geçti herhalde. Aynen aynen, eve geçmiştir. İyi tamam, hadi ben çıktım. Çüz. Zümrüt, neredesin merak ettim. Kart alıp gelecektin. Evet. Ben kartı almak için geliyordum. Yoldayken bizim hemşire kızlardan biri aradı. Laf uzadı. Kusura bakma, beklettim seni de. Olsun canım, ne olacak? Ama alışveriş yattı. Olsun. Yarın gideriz. Zaten doktora gidecektik. Doğru ya. Randevumuz vardı değil mi? Hı hı. İyi o zaman. Ben mutfağa geçeyim, bulaşıkları halledeyim. Tamam. Ben de hemen geliyorum. İlaç saatim gelmiş. Unutmayalım ki hemen iyileşeyim. Canım benim. Seni böyle iyileşmeye hevesli görmek gerçekten içimi çok rahatlattı. Sağ ol. Bu defa iyileşeceğim. Göreceksin. Sen de her zaman bana destek oldun. Harika bir teyzesin sen. Biz bir aileyiz. Neyse neyse. Ben gideyim ilaçları getireyim. Kurtuldum bunlardan da. Şimdi debelenip dursun Dilan, kanıt bulacağım diye.
Teşekkür ederim. Sahiden yarın okul aile birliğine gösterince hallolur mu dersin? Yani ortada verilmiş bir karar var senin için. Hallolur tabii ki. Durum değişti artık biliyorsun. Toplanan yeni deliller incelendiğinde... Sadece deliller ışığında mı değerlendirme yaptılar sanki sende? Ya biraz pozitif olsana. Annen baban böyle mi yetiştirdi seni? Hep negatife odaklan kızım mı dediler. Annemin babamın beni nasıl yetiştirdiği seni hiç ilgilendirmez. Anladın mı beni? O kadar da ileri gitme istersen. İşe el attın, destek verdin, sağ ol. O kadar. Yok annemmiş, yok babammış. Aile kütüğünü de verelim bari. Çattık ya. Ne dedim ki ben şimdi? Bu ne atar? Cevriyem. Ya gülüm şu poşetleri biraz tutabilir misin? Gençler at bakayım topu. Ne oldu kimse almıyor mu topu? Al. Aferin lan. Dur. Aldım aldım. Ah be koca. Ne güzel baba olurdun sen. Ver bakayım topu. Hadi gençler görüşürüz, iyi eğlenceler. Görüşürüz. Keratalara bak sen ya. İyice terlettiler, ver gülüm poşeti. Yalnız ben de hamlamışım ama. Bir halı saha yapmak lazım. Bu yol kolay kolay açılacak gibi durmuyor. Şu ileriden sağa girip sahilde yürüyelim biraz. Yok, gecikmeyelim. Gülü alalım bir an önce. Ha trafikte beklemişiz ha sahilde. En azından bir deniz havası almış oluruz.
Ne yapıyorsun? Bir arayıp sorayım dedim. İyiyim işte. Ne olsun. Sen nasılsın? Vallahi ben pek iyi değilim. Yani sensiz. Çok sessiz buralar. Ben de özledim seni. Yani konaktaki herkesi. Merak etme sen. Çok uzak kalmayacaksın buralardan. Çözeceğim bu işi de. Sana bunu yapan Derya'nın da defterini düreceğim en yakın zamanda. Az kaldı. Yoksa merak etme gülüm. Halledeceğim ben. Hangi gülün neyi merak ediyormuş bakalım? Bana bak. Gözüm üzerinde ona göre. Sen Karabey'sin, unutma. Kimseye de unutturma. İki paralık kızı da tepemize çıkarıp başımıza iş açma. İki paralık falan ayıp oluyor baba. Tamam, üç paralık. Sen üç paralık kız için mi babana kafa tutuyorsun? Uzatma. Baba, bir kere de bir şeyi uzatma. Çocukken ilk defa annem getirmişti beni sahile. Denizin maviliği, rüzgarın serinliği, martıların uçuşu. Büyülemişti beni. Annemle birlikte yürüyor. Denizin dalgalarında taş fırlatıyordu. O an içimde öyle bir mutluluk, huzur, rahatlık hissetmiştim ki. İşte ne zaman sahil kenarına gelsem, o huzuru hissediyorum içimde hala. Tekrar nefes aldığımı hissediyorum. Hayat daha güzel. Daha başa çıkılabilir geliyor değil mi? Bugün bana hiç konuşmadığımı söylemiştin ya. Evet. Sadece 3-5 emir cümlesi kuruyorsun demiştim. Doğru. Ama neden biliyor musun? Çünkü annemin öldüğü gün sızmaksızın konuşmuştum. O bisikleti aldırmak için saatlerce dil dökmüştüm. Belki de o kadar konuşmasaydım, ısrar etmeseydim o çarşıya hiç gitmeyecektik. Annem bugün hayatta olacaktı. İşte o gün susmayı öğrendim ben. Konuşmaktansa susmayı, dinlemeyi, izlemeyi öğrendim. Meseleleri konuşarak değil, susarak çözmeyi öğrendim. Anlayacağın, her sözün olduğu gibi her susuşun da bir anlamı vardır. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Orucumuzu açalım.
Buyur, başla. Eline sağlık Arif Usta. Afiyet olsun Baran Bey'im. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun kendine. İstediğin başka bir şey var mı? Yok, yeterli, sağ ol. Arif Usta, sen bize ortaya bir de piyaz getir. Tamam Baran Bey'im, hemen hazırlıyorum. Tayinli olsun. Tamam efendim. Sen nereden biliyorsun benim tahinli piyaz sevdiğimi? Gerçi tabii. Herkes sever tahinli piyaz. Hadi afiyet Baran nerede Kader? Baran Bey oğlum Gelin Hanım'la çıkmışlardı. Aradı beklemesinler dedi. Tamam. Sen beni düşünme o kadar Elit çocuk. Ben hallederim. Sağ ol. Neden savunmadın beni? Hep susmamı bekliyorsun benden. Annene bir şey demiyorsun ama. İnsan ne yapacağını şaşırsın aranda kalınca. İnanmıyor musun sen benim dediklerime? Mesele o değil. Mesele ne? Mesele sorunun çözülmesi.
Sessiz kalarak mı çözülüyor sorunlar? Hayır ama bazen çok konuşan da çözülmüyor. Bana güvenmeni bekliyorum sadece. Annemi tanıyorum diyorum sana. Ne yaptığının farkındayım. Vakit tanırsan çözeceğim. Sen kendini ortaya attıkça işler daha karmaşık bir hal alıyor. Bir anlasan. Bir bana güvensen. Neyse haydi bir tatlı yiyelim. Asma yüzünü artık. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım biraz da. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Tatlınızdan alabilir miyiz? Tamam efendim, hemen getiriyorum. Baran Bey'im, siz de tatlı ister misiniz? İster misin? Ver bakayım topu. Öyle güzel baba olurdun ki sen. El alemin çocuklarına bile öyle sevgi dolu bakarken. Kim bilir kendi çocuğun olsa ne kadar çok severdin. Biz bize yeteriz diyorsun. Ama sana olan aşkın bu acıyı dindirmiyor Cevdet. Tam tersine daha çok yaralıyor beni. Kendimi sana karşı o kadar çaresiz hissediyorum ki. Seni mutlu etmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum ama yetmiyor artık. Affet beni kocam. Affet. Sana babalığı tattıramadığım için affet beni. Baran Bey, çok teşekkür ederim. Beni yeniden anneme kavuşturdunuz. Ona teşekkür et. Sağ olun gelin hanım. Teşekkür etme. Bütün olanlar benim yüzümden oldu zaten. Çok mahcubum sana. Hayır, öyle söylemeyin. Ne yaptıysam ben yaptım. Gerçekler ortaya çıksın diye yaptım. Hadi içeri gelin. Kızım, yavrum. Canım. Ah kızım. Ah nasıl özlemişim. Çok özledim. Ben de annem. Canım benim güzel kızım. Ah Baran Bey'im, sana nasıl teşekkür etsem az, bana dünyaları verdin. Gelin hanım, hoş geldiniz. Tatlı yapmıştım, ağzınıza layık. İçeriye buyurun, geçin size de ikram edeyim. Sağ ol Kader abla. Biz yedik tatlımızı. Hadi, ne duruyoruz? İçeri geçin, hadi. Thank you.
ne hal ya böyle? Kurula çıkacaksın, farkındasın değil mi? Yine başladı. Kıyafet yönetmeliği gibisin ha maşallah. Sen de yönetmeliği pek sallıyor gibi durmuyorsun. Ya stresten bütün gece uyuyamadım. Sabaha karşı da içim geçmiş öyle. Geç kaldığımı fark edince de attım kendimi dışarı, hallederim ben. Vallahi pek öyle görünmüyor. Sana ne ya benim kılığımdan, kıyafetimden? Bir git, bir rahat bırak beni. Doğru. Bana ne ki? Sana bol şans. Çünkü bu halinle bayağı bir ihtiyacın olacak. Ulan ne yapacağım ben ya? Gerçekten bu ne hal? Doktorun muayeneannesi bu civarda görünüyor haritaya göre. Ama üst mahallede galiba. Hadi ya. Anlayacağım, biraz daha götüreceğim seni. Olsun. Bana da spor oluyor. Yine bu herif. Rana Hanım'ın çalışanı değil mi o? Öyle diyordu ama... ne olduğu belirsiz. Hiç güven vermiyor bu adam bana. Olur olmaz yerde karşıma çıkıyor. Bir işler karıştırıyor ama ne? Gidip bir bakayım ben. Derdi neymiş? Sen bekle burada. Ali dur. Yalnız gitme. Ben de geleceğim. Burası. Burayı hatırlıyorum ben. Nasıl? Ne hatırlıyorsun? Bir para dolu çantayla burada duruyorum. Buradan içeri giriyorum. Bak, ilk takip ettik o adamı. Onu kaybettik ama en azından bir şeyler hatırladım. Söyle Okan. Bana kulübe yolu üzerindeki yakın bir benzinlikte Derya'ya ait görüntüler ulaştım. Güzel. Ancak benzinliğin yakınında bir yol ayrımı var. Sağ taraftaki yol sizin şirkete, sol taraftaki yol kulübeye gidiyor. Derya benzinlikten çıktıktan sonra hangi tarafa gitmiş belli değil. Kamera kayıtlarının devamı yok. Emin olmamız lazım. Başka bir yol, başka bir iz daha olmalı. Aslında var bir yolu. Görüntülerdeki araç kiralık. Kiralık araçlarda takip sistemi vardır. Nereye gittiğini oradan bulabiliriz belki. Hemen plakayı al sen. Gerisini ben hallederim. Ama sen dinlesen de, dinlemesen de. Konuşsan da, konuşmasan da. Ben gerçekleri ortaya çıkaracağım. Derya'nın beni öldürmeye çalıştığını ispatlayacağım. Az kaldı. Sen de neden sustuğumu göreceksin. Murat, iftira at.
Sonra da gönlün rahat yemeklere git. Hayat sana güzel valla. Hiç utanmıyorsun değil mi? Burada kimse yok diye şov yapmıyorsun bakıyorum. Bağırıp çağırmıyorsun. Derya saçımı çekti. Derya beni kulübeye götürdü. Derya beni... Tırnak izlerim görünüyor hala. Ne saçmalıyorsun sen? Sakın bir adım daha atma. Artık bitti. Yettin artık sen. Sana ayağına denk al demedim mi? Ne istiyorsun hala bu kızdan ha? Ne? Sen, odana. Hadi. Bana ben söyledim. Ben korkuyorum artık. Bana nerede ne yapacağı belli değil. Sizinle sonra konuşacağım. Şimdi değil. Bir yerden atan olacaktı. Hadi girelim. Cebriyem, bu aralar işler yolunda, hamdolsun. Bu akşam siz yormayın kendinizi. Ben bahçeye ayarlayayım. Akşam hep beraber ailecek iftar sofrası yapalım. Cebriyem. Cebriyem, sen beni duymuyor musun? Cevdet. Bizden olmaz Cevdet. Sana daha kaç kere söyleyeceğim? Ne gördüğümü bilmiyorsun. Derya'dan uzak dur. Derya'dan uzak dur. Derya'dan uzak dur.
tek derdin onu korumak değil mi?